Teşekkürler. Sesim geliyor değil mi? Merhaba. Hayal ettiğiniz dünya nasıl bir yer? Ben 3 yıl önce bir hayal kurdum. Hayal ettiğim dünya daha adil, daha özgür, daha özenli, doğaya yakın, daha kapsayıcı, hoşgörülü, geçmişten aldığı kökleriyle iyimser bir geleceğe uzanan bir dünyaydı. Bu hayalin adı Giyi oldu. İsmim Göknil Vigan. Ben bir girişimciyim, bir sosyal girişimciyim. Giyi ise bir yavaş moda markası. Bana ne iş yaptığımı sorduklarında ben şöyle cevap verebilirim. Giysi üretip satıyorum. Anlaşılır, basit olur herhalde ama çok eksik kalır. Şöyle cevap versem ne dersiniz? Ben hayal ettiğim dünya için çalışıyorum. Acaba işlerimize böyle bir bakış açısıyla bakabilir miyiz? Mesleklerimizi nasıl seçiyoruz? Ne için çalışıyoruz? Tutkuyla mı yapıyoruz işimizi? Sadece para kazanmak mı amacımız? Tutkuyla mı yaşıyoruz hayatımızı? Hayallerimiz var mı? Peki ya bu hayallere ulaşmak için ne yapıyoruz? Benim hayalim bir oyuna dönüştü. Daha giyi bir dünya diye slogana dönüştü. Aslında bu oyun kurmak zaten sevdiğim bir şey. Kumaşlarla bir yola çıktım. Giyinmek benim çok ciddiye aldığım bir şey. Aslında kendimizi ifadenin çok güçlü bir aracı olduğunu düşünüyorum. Moda kelimesinin kökenine baktığımızda aslında Latince'de fasio'dan geliyor. Yapmak, dönüşerek o fashion'a evrilmiş. Dolayısıyla aslında moda bir eylem içeriyor. Her gün belki çok basit bir eylem, bir şey giyip çıkıyoruz üzerimize. Ama aslında kendimize dair, dünya görüşümüze dair bir şey söylüyoruz. Ben bunu fark ettiğimde soru sormaya başladım. Giysilere dair. Nasıl bir kumaştan yapılıyor? Kimin emeğiyle nasıl bir süreçten geçerek üretiliyor? Hikayesi var mı? Sonra sorular çeşitlendi. Acaba giyen nasıl hissediyor? Kısıtlayıcı bir giysime özgür mü hissettiriyor? Bu soruları sonra sonra giyi yoluna çıkmış oldum. Ve bugün gerçekten de benim hayal ettiğim dünya için çalışma şeklim giyi ile hayat buldu. Bu elbise ile temsil ediliyor. Peki bu yolculuk nasıl başladı? Ben 45 yaşındayım. Ankaralıyım. Aslında tasarım eğitimi almadım. Tekstil sektöründe hiç çalışmadım. Ekonomi ve işletme okudum. Uzun yıllar mali denetim, bütçe, planlama, finans, operasyon, insan kaynakları gibi konularda çalıştım. Yıllar önce İngiliz pop art sanatçısı David Hockney'nin bir tablosuyla karşılaşmıştım. Böyle tepeler, dağlardan oluşan, virajlı yolları içeren bir tabloydu ama çok canlı renkli. Böyle morlar, kırmızılar, yeşiller, sarılar, böyle bakıp kaybolduğumu hatırlıyorum. Çünkü yola çıkmak aslında bana hep çok heyecan veriyordu. Yolda kalmak, gerektiğinde yolunu renklendirmek ve bazen de değiştirmek. Ha şimdi döndüğümde benim yolum ne zaman, nerede başlamıştı diye. Aslında çocukluğuma gittiğimde önce stilist, sonra mimar olmak istemiş bir küçük Göknil'le karşılaşıyorum. Ama fen sevmemiş, notları iyiymiş, ciddi bir şey okumak gerekirmiş. Ekonomi okumuş. Sonra vereni İstanbul. Aslında anlayacağınız şu ankinden bambaşka bir yola çıkmışım. Ama o yolu da sevmiştim. Çok çalıştım. Bayağı çok şey öğrendim. Faydalı olduğumu hissettim. Sektörden sektöre, şirketten şirkete geçerken anne oldum. Belki de yolun renginin değişeceğinin işareti buydu. Oğlum 2,5 aylıktı. Yaptığım iş sebebiyle ofise dönmem gerekiyordu. Tabii
tabii ki işte beraberinde ben o yolda kalmaya devam ettim ama vicdan azapları, yetişememe halleri, vites değiştirdim, bir şekilde o yolda tutundum. Ta ki 4 sene sonra bu sefer kızımı hamileyken artık bu yolda devam edemeyeceğime karar verdim ve istifa ettim, işe ara verdim. Bu sefer de çocuklarıyla mutlu ama üretme, çalışma konusunda bir yolu olmayan Göknil'le baş başa kalmıştım. Hiç de mutlu değildim bu durumdan. Ve tam da soru sormaya bu dönemde başladım. Önce içinde bulunduğum duruma dair sormaya başladım galiba. Yani neden annelik ve iş hayatı bu kadar zor olmalıydı? Bu toplumsal cinsiyet kalıplarını neden bizi kısıtlıyordu, kendimiz mi koyuyorduk? Sonra hayallerimi, kendi ne istediğimi düşünmeye başladım. Neyin peşindeydim? Bıraktım, şeye mi dönmek istiyordum? Yoksa yeni bir şeye başlamaya cesaretim var mıydı? Sosyal girişimcilikle tam da bu dönemde tanıştım. Neyse ki yeni bir şeye deneme cesareti toplamıştım. Sosyal girişimciler zaten her biri kendine bir meseleyi dert edinir ve harekete geçerler. Bir arkadaşımızın fikriydi. Biz birkaç kişi iş hayatına ara vermiş, dönmekte zorlanan kadınlar için bir platform üzerine çalışmaya başladık. Aslında bu bir fırsat eşitliği projesiydi. Bir kadın istihdamı projesiydi. Erkek egemen sektörlerde gidip bunu anlatıyor. Şirketleri kadın istihdam etmeye davet ediyor. Bir yandan da o işe dönmeye zorlanan kadınları güçlendirmeye çalışıyorduk. Bu oyunun da adı Yeniden Biz oldu. Yeniden Biz dernekleşti. Benim için oyun tamamlanmıştı. Ben de özlediğim o ay sonu maaşı belli kurumsal hayata geri dönme kararı aldım. Ama bu sefer bir sanat kurumuydu. Türkiye, İstanbul'daki ilk çağdaş sanat müzesi projesiydi. Benim için yeni bir şeydi. Geliştiğim, dönüştüğüm bir dönemdi. 3 yıl Vehbi Koç Vakfı'nda çok severek çalıştım. Bu sırada çocuklar büyüdü. Ben 40 yaşıma gelmiştim ve içimde yine bir şeyler yapma heyecanı başlamıştı. Bir yandan dünyanın bu aşırı tüketimi, pompalama hali, şeylerin değersizleşmesi canımı sıkıyordu. Bir yandan daha iyimser bir bakış açısıyla, o yaratıcı yönümle burada bir nereye tohum atabilirim diye bir yanım bak diyordu. Ve evet, kurumsal hayatı ikinci defa bırakıp girişimciliğe geçmem benim bu döneme rast geliyor. Ha, ama kolay mı oldu? Olmadı. O karar vermekle giyiyi kurmam arasında 1,5 yıl var. Çünkü bilmediğimizden korkuyoruz. Beynimiz bildiğimize odaklı. Bir marka çıkarmak, marka yönetmek ne demek hiçbir fikrim yoktu. O demin size tasvir ettiğim tabloya dönünce David Hockney'in, bu sefer o bir tepe vardı, ne arkasını görebiliyordum. Çok dikti, patinaj çekip duruyordum. O gün, aslında bugünden o güne baktığımda niye bu kadar başlamakta zorlanmışım diye biraz da şunu fark ediyorum. Ana akım dışında bir şey yapmak istiyordum. Şöyle ki sezonların, trendlerin, Black Friday'lerin konuşulduğu bir sektörde ben zamansız giysilerden bahsetmek istiyordum. Bağ kurabileceğimiz ömürlük giysilerden. Bir yandan giysiler bir atık, hızlı al tüket, daha fazla tüket, çöpe at döngüsündeyken ben değil giysiyi üretim atığından kadın emeğiyle kültürel değerleri koruyarak yeni ürün yapmak heyecanındaydım. Bir yandan sıfır beden dünyada özendirilirken ben 34'ten 44'e kapsayacak bedensiz kapsayıcı tasarımların peşindeydim. Bunun neresi moda diyebilirsiniz tabii. Aslında işte bu yavaş moda, içeriğine göre döngüsel moda, olabildiği kadar sürdürülebilir moda, pozitif moda, kapsayıcı moda. Bütün bu terimler etrafında ben yine büyük heyecanla bu kurduğum oyunda çalışmaya başladım. İlk koleksiyon 7 tane elbiseden oluşacaktı. Her
biri hem ceket hem elbise olarak giyecekti. Böylece bir ürünle aslında bütün bu hayalini kurduğum dünyayı anlatabileceğimi düşünüyordum. Her şey çok güzel. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde lansman yapmak istedim özellikle. Yaptım ama sonra bam pandemi. Hepimizin bildiği gibi evde 2 yılımız geçti. Kimsenin ne cekete ne de elbiseye ihtiyacı olmadı. Ha benim o çıplaktan patinaj aldığım eğimli yol var ya, o biraz böyle çamurlandı, daha da zorlaştı. Ama o günden bugüne bir hızlı sararsam 2,5 yıl, giy yoluna devam etti. İkinci koleksiyonunu, üçüncü koleksiyonunu yaptı. Kumaşlar, giysiler biraz çeşitlendi. Hala zamansız, hala mevsimsiz, hala plastiksiz. Aslında daha iyi bir dünya demeye devam ediyor. Şimdi bana soruyorlar, kurumsal hayatı bırakmana değdi mi? Nasıl gidiyor işler, para kazanabiliyor musun diye. Ben burada girişimcilik tanımına bir bakma ihtiyacı hissediyorum. Çünkü girişimciliğin bir iş yapmanın ötesinde bir şey olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de kadın girişimci oranının %13'e geldiğini söylüyorlar. Yükselmiş o haliymiş. Dünyada %34. Tabii ki bu datalar bir iş kurma ve iş yönetme kriterleri üzerinde. Ama acaba biraz bunu genişletmek mümkün mü? Yani biz hayatı girişimci ruhuyla yaşayabilir miyiz? Ne demek o? Bence şu demek, o bir şeyleri değiştirme heyecanımız var ya, onu bulmak, içine biraz belki tutku katmak. Ama yine içinde liderlik var, sorumluluk var, harekete geçmek var. Yani biz bir girişimci olmak için illa belki sabit işlerimizi de bırakmayabiliriz. Mesela dünyanın dört bir yanında giderek seslerini çokça duyduğumuz, barışçıl yöntemlerle iklim krizi konusunda farkındalık yaratan genç iklim aktivistleri, bence her biri birer girişimci. Bu salonda aslında bizi bir araya toplayan girişimci öğrenciler gibi. Dolayısıyla ben çok romantik gelebilir ama hayal etmeye devam etmeyi önemsiyorum. İçimizden gelen sesi dinlemeye, denemeye, bir daha denemeye, iyimser hayalleri önemsiyorum. İyimserlik kavramına da burada değinmek istiyorum. Bu TED konuşmalarında rekor kıran yazar ve konuşmacı Simon Sinek'in yaptığı iyimserlik tanımı bana çok uymuştu. Diyor ki Sinek, pozitiflik biraz körlük barındırır diyor. Ama iyimserlik günün gerçeğinden hareket eder. Acısıyla, zorluklarıyla, bugünün farkındalığıyla geleceğe dair umut taşır ve geleceğin parlak olduğuna inanır diyor. Bence gerçekten öyle. Şimdi bizim her birimizin kalbini şarkı söyleten her neyse onu bulmaya bir davet etmek isterim sizi. Neden önemli bu kadar bu tutku meselesi? Bu insanı heyecanlandıran, her gün yataktan güne başlamak için peşine düştüğümüz şey. Bence önemli. Bu tutku ve girişimcilik konularını çalışan bir akademisyenin araştırması çıkmıştı karşıma. Diyorlar ki, araştırma sonucu, o tutkunu bulduğunda birkaç şey oluyor. Mesela o kadar adanmışlıkla çalışıyoruz ki problem çözme becerimiz artıyor. Ve aslında yaptığımız işin potansiyel başarısı yükseliyor. Bir şey daha oluyor. Daha yaratıcı, özgüvenli, ikna edici olabiliyoruz. Üçüncüsü çok güzel. Tutku bulaşıcı. İş yaptığımız insanlara, hatta ailemize, çevremize, belki biraz abartmak şartıyla bulaştırabiliyoruz. Kendi hikayeme dönecek olursam, ben bu tutkunun kaynağını merak etmiştim nereden geldiğini. Ve o işte soru sorma meraklı hal var ya, o sorular beni yine çocukluğuma götürdü ve ben anneannemde buldum. Aslında ailedeki zanaatkar, üretken kadınlarda buldum. Çünkü her biri ilmek ilmek hayatı neşeyle, zarafetle örüyorlardı. Azla yetiniyorlardı. Dönüştürüyorlardı. İyimser rol modeldi her biri benim için. Şimdi
baktığımda aslında herhalde bana da o kadar işlemiş ki her giyi parçasında onların yeniden hayat bulduğunu görüyorum. Tutkumuzun kaynağı belki bu kadar geçmişlerde olmaya da bilir. Çünkü her gün kendimize dair bir şeyler öğreniyoruz. Ben şuna inanıyorum. Kendimize dair keşif yolculuğumuzda soru sormak, biraz bakmak, hayal kurmak, o iyimser hayallerin peşinden gitmek, neyi değiştirebileceğimize bakmak. Buna devam etmenin gücüne inanıyorum. Ve belki bir gün sorduğumuz sorulardan bir tanesinin cevabı belki bir girişime dönüşebilir. O yüzden başladığım soruyla da bitirmek isterim aslında. Peki sizin hayalini kurduğunuz dünya nasıl bir yer?